Merhabalar, bugün sizlerle beraber zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağız. Pırasa yemeğimiz için şöyle yaklaşık 700-750 gram kadar pırasa kullanacağız. Ve bir adet de havuç kullanacağız. Benim kullanacağım havuç biraz büyük olduğu için bir adet kullanıyorum. Eğer kullanacağınız havuç küçük olursa iki adet de kullanabilirsiniz. Pırasalarımızı doğrama işlemine geçelim. Öncelikle şöyle pırasamızın üst kat kabuğunu alalım. Ardından şöyle velev olacak şekilde doğrayalım. Pırasalarımızı doğradıktan sonra havucumuzu da velev olacak şekilde doğrayalım. Pırasalarımızı ve havucumuzu doğradıktan sonra pırasamızı bol suda güzelce bir yıkıyoruz. Evet, artık yemeğimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Şöyle tenceremizin içerisine 1 çay bardağının 1/3 biri kadar olacak şekilde zeytinyağı ekliyoruz. Ardından havuçlarımızı da ekleyip zeytinyağımızla birlikte havuçlarımızı 1-2 dakika kadar soteliyoruz. Şimdi şöyle kaşığımızı çok fazla doldurmadan silme, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Yine aynı şekilde 1 tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekliyoruz. Arkadaşlar, ben tüm yemeklerimde domates salçasını ve biber salçasını karıştırarak yapıyorum. Yani ikisini birden kullanmak zorunda değilsiniz. Toplamda 1 yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası kullanabilirsiniz. Salçamızı da şöyle havucumuzla birlikte 1-2 dakika kadar kavuralım. Ardından pırasalarımızı ekleyelim. Şöyle biraz da tuz ekleyelim. Arkadaşlar, tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve şöyle 1 çay kaşığı kadar da toz şeker ekliyoruz. Pırasamız zeytinyağlı olduğu için toz şeker çok yakışıyor. Evet, pırasamız da 1-2 dakika kadar sotelendi. Şimdi üzerine suyumuzu ekleyebiliriz. Şöyle bir sıcak su ekliyoruz bu arada. 2 Şöyle de 3. Size fikir olması için bardakta ölçtüm su miktarımı. 3 su bardağı su ekledik. Şimdi yemeğimiz kaynara düşsün. Evet, yemeğimiz kaynara düştü. Şimdi üzerine şöyle bir ve 2 yemek kaşığı kadar pirinç ekliyorum. Pirincimizi de ekledikten sonra şöyle hafifçe bir karıştıralım. Ve tenceremizin kapağını kapatıp yemeğimizi pişmeye bırakalım. Evet, zeytinyağlı pırasamız pişti. Ocağımızın altını kapayalım. Yemeğimizi biraz dinlendirelim ve daha sonra servis edelim. Evet, pırasa yemeğimiz servise hazır. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.